Merhaba, ben Bin Kripto'dan Yağmur. Bugün harmonik formasyonlardan Butterfly formasyonunu işleyeceğiz. Daha önceki formasyon Gartley formasyonuydu. Birbirine hemen hemen benzer formasyonlar diyebiliriz. Fakat ölçütleri farklı. Burada da bir diğer ismi kelebek formasyonu olarak geçen Gartley formasyonuna çok benzeyen bir formasyon diyebiliriz. Burada düzeltme seviyesi birbirinden ayıran aslında burada 786 oranında Fibonacci seviyesine kalmasıyla ve önemli aslında XA ayağının 1,27 katına kadar genişlemesiyle birbirinden ayıran, farklılaştıran formasyonlar diyebiliriz. İsterseniz ölçütlerine geçelim ve kurallarına geçelim. Kuralları çok önemli. XA hareketi impulsif de olabilir. Yeni bir impulsif hareketin başlangıcı da olabilir. Daha önceki formasyonda gördüğümüz gibi burada da yükselen bir trendten sonra düzeltme seviyesi yaparken 786 ve 886 bölgesinde kalması ve tekrardan tepkiyle birlikte yukarıya gitmesini görmüştük. Burada da 618 seviyesine kalmıyor. 786'da kadar uzuyor ve yukarıya doğru yükselişini gerçekleştiriyor. AB'den çekilen bir Fibonacci C seviyesini bulurken de C noktası 38,2 seviyesi, yani retracement gene burada düzeltme seviyesiyle birlikte aslında fitil olarak da olsa mutlaka değmeli diyoruz ve böylece de ikinci bacağımız da oluşmuş oluyor ve en son D bacağını oluştururken de buradaki bacağı oluştururken de 127,2 yani inversion seviyesi olarak da belirliyoruz. Peki işleme girişi her şey, ölçütlerimiz belli. Butterfly formasyonu için 786 düzeltme seviyesi yaptığı ve 127,2 inversion seviyesinden dönen bir butterfly formasyonu oluştuktan sonra işleme giriş koşullarım benim neler olmalı dersek, butterfly formasyonu D noktası tamamlanmadan asla işleme girmiyoruz. Yani tüm formasyonlarda aslında tüm D bacağı tamamlanmadan biz formasyonları oluşmadan giriş yerini koşullarını sağlamıyoruz. D noktası tamamlandıktan sonra işleme giriş için dikkat edilecek CD ayağına, yani XA hareketini kırmasını bekliyoruz burada ve dolayısıyla riskli bir formasyon olarak da adlandırılıyor Butterfly diğer formasyonlara göre. Çünkü önemli olan buradaki D bacağının 127,2 kadar inversion seviyesi kadar uzamasından kaynaklı. Burada tüm formasyonlarda olduğu gibi teyit için RSI indikatöründen yararlanıyoruz ya da geçmiş fiyat hareketlerinde oluşan destek ve direnç bölgeleri var mı onlara bakıyoruz. Ve burada hedef belirlerken, burada da olduğu gibi hedef seviyeleri belirlerken A'dan D'ye çektiğimiz bir Fibonacci ile düzeltme seviyesi 38,2'de bitmesi gerekiyor. Ve buradaki düşüşün düzeltme bölgesi take profit dediğimiz, yani hedef seviyeleri olarak 382 ve 618 seviyelerinden biz TP, yani kar alma seviyeleri olarak belirlemiş oluyoruz. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Diğer örneğe geçtiğimizde, bir önceki örnekte bullish senaryo vardı. Burada da bearish. Yani burada trendleri aslında göz ardı etmemiz gerekiyor. Trendlerin yönüne göre bizim formasyonlarımız oluşuyor. Burada da daha çok ayı formasyonları olarak, yani ayı piyasasına daha efektif çalışan formasyonları görüyoruz burada. Harmonik formasyonları. Burada da baktığımızda butterfly formasyonlarında diğer kuralların aynısı burada da geçerli. Orada yükselen bir trendte düzeltme yapıyordu. Burada da düşen trendte düzeltme yapıyor. 786 ve 886 bölgesinde fitil olsa dahi ne yapması gerekiyor? Mutlaka değmeli 786 bölgesine. Burada da gördüğümüz gibi düşüşten sonra A'dan B'ye çektiğimiz bir Fibonacci ile C seviyesini bulurken 38,2'ye kadar değmeli ve burada inversion D seviyesi de 1,272, yani 127,2'sine kadar değdikten sonra, bu formasyonun benim oluştuktan sonra artık benim giriş için teyit noktalarım alınmış oluyor ve birinci hedef, ikinci hedef seviyelerim karşıma çıkmış oluyor. Burada da aynı şekilde dikkat edilecek hususlardan bir tanesi, bu tabii bir iş olduğu için ve düşen trendde olduğu için, düzeltmesinde yukarı yönlü yaptığı için buralarda direnç seviyeleri aramamızın
daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bölgesel dirençler aranarak arasaldaki uyumsuzluklara bakılıyor. Burada da gördüğümüz gibi butterfly formasyonu hem bullish senaryo hem de bearish'in aslında daha önceki örneklerini burada da görmüş oluyoruz. Bir sonraki örneklerde bunları nasıl yapacağız, örneklendireceğiz ve hedef seviyelerimizi nasıl belirleyeceğiz? Bir de canlı örnekler üzerinde dilerseniz görelim. İsterseniz başlayalım. Burada da gördüğümüz gibi önemli seviyelerden bir tanesi burada düşüşle birlikte sol taraftaki Fibonacci aracımızı aldığımızda X'ten A'ya bir Fibonacci çektiğimizde bunun 786 bölgesinden döndüğünü görebiliyoruz. Diğer formasyonlardan ayıran en önemli aslında kıstas 786'dan dönmesiydi düzeltme seviyesi olarak. Ve burada 1272 inversion D seviyesinin de tamamlandığını görüyoruz. Artık benim giriş koşulu için arayacağım bazı önemli detaylar var. Nedir bunlar? Bearish formasyonlarda destek ve direnç olarak bakıyorduk. Burada direnç arayacağız. Yani geçmiş fiyat hareketlerinden baktığımızda buranın destek olarak çalıştığını görürken buranın da direnç olarak karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Aynı zamanda RSI tarafına baktığımızda aşırı aslında alış bölgesine geldiğini ve burada artık bir düzeltmeye gittiğini ve düşüş yönlü olacağını görebiliyoruz ve buradaki D seviyesiyle birlikte girişimi ayarlıyorum ve ben burada take profit dediğim yani kar alma seviyelerimi nasıl belirlerim dersek A'dan D'ye bir Fibonacci çektiğimde benim ilk hedef seviyem 382 düzeltme seviyesi olmuş oluyor. Yani buradan gelecek tepki ile beraber ilk hedef seviyem 382 oluyor. İkinci take profit bölgem yani TP2 seviyem, kar alma ikinci seviyem 618 seviyesi olmuş oluyor. Ama ilk seviyeye geldikten sonra yukarıya doğru bir yükseliş gerçekleştirmiş. Fakat burada ilk hedef seviyem gerçekleştiği için o zaman benim formasyonun çalıştığını gösteren bir kıstas olmuş oluyor. Burada da gördüğümüz gibi isterseniz bu ölçütleri çizdikten sonra kendinizi doğrulamak için burada sol tarafta başka bir XABCD formasyonu diye kendi çizim yapan ve ölçütlerini koyan bir aracımız var. Bunu tıkladığınızda yaptığınız ölçümlerin doğruluğunu tespit etmek için burada X'ten A'ya, A'dan B'ye, C'ye ve D'ye tıkladığınızda bu da otomatik olarak sizin aslında ölçtüğünüz tüm detayları ölçümlerinin doğru olup olmadığını tespit etmek için kontrol amaçlı bunu da kullanabilirsiniz dilerseniz. Diğer örneğe geçtiğimizde ise orada bearish formasyon, butterfly formasyonu vardı. Burada da bullish butterfly formasyonu var. Hemen hemen aynı şekilde burada diğerinde ölçüt yaparken ve destekleyen veriler ararken ne yapıyorduk? Direnç bölgeleri arıyorduk. Burada da destek bölgeleri arayacağız. Gördüğünüz gibi daha önce bu bölge direnç olarak çalışmışken şu anda karşımıza destek olarak çıktığı görülmekte. Burada da ölçümlemeleri yaptığımızda X'ten A'ya bir Fibonacci çektiğimizde 786 ve 1272 inversion seviyesinden döndüğünü görüyoruz. Ve hedef seviyelerine baktığımızda hangi seviyeden hangi seviyeye çekeceğiz? A'dan D'ye bir Fibonacci çektiğimde bakalım benim ilk hedef ve ikinci hedef seviyelerim gelmiş mi? Evet, burada çalıştığını görebiliyoruz. İlk hedef seviyem 382, ikinci hedef seviyem de 618. Stop seviyesini isterseniz burada destek seviyesinin altına çekebilirsiniz. İsterseniz de 272 ve 414'ün arasında 372 bölgesinin bu bölgesine çekebilirsiniz. Bu sadece sizin geriye dönük aslında back testlerinize ve çalışmalarınıza, risk oranınıza ve kasa yönetiminize biraz da bağlı diyebilirim. Butterfly formasyonuyla anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki formasyonlarda görüşmek üzere. Ve videoyu beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.